Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Barış Cankı. İzmir Çeşme'den sesleniyorum sizlere ve hemen arkamda gördüğünüz yeni nesil Hyundai Santa Fe'nin Türkiye lansmanı için buradayız. Çeşitli özelliklerinden bahsedildi, fiyatından bahsedildi. Yaklaşık 1-1,5 saatlik sürüş deneyimimiz oldu. Gelin dilerseniz lafı uzatmadan hemen incelemeye başlayalım. Tabii ki anlatmaya her zaman olduğu gibi hemen dış tasarımdan başlıyoruz. Dış tasarım diyoruz ama bunu deyip geçmemek lazım. Çünkü gerçekten yeni Hyundai Santa Fe'nin öne çıkan şeyi gövde tasarımı diyebiliriz. Aslına bakılırsa otomobilin gövde tasarımına baktığımızda kübik, köşeli çizgilerden oluşan bir gövde tasarımı görüyoruz. Açıkçası benim fikrim ki markanın sunumunda da bunu belirttiler. Doğrudan Kuzey Amerika pazarındaki tüketicilerin beğenisine yönelik tasarlanmış. Orada satması için buradaki büyük kübik tasarıma sahip devasa SUV'ler arasında rekabet edebilmesi için tasarlanmış bir model olmuş. Açıkçası Hyundai'nin ürün gamındaki diğer modellere de benzemiyor. Kendine has böyle şık bir tasarım dili mevcut. Önceki Santa Fe'ye yani bir önceki nesil Santa Fe'ye göre tabii ki onda daha yumuşak hatlar varken bunda köşeli çizgiler, kübik tasarım, yüksek motor kaputu, burun kısmı karşımıza çıkıyor. Şöyle baktığımızda tabii ki hemen dikkatimizi ne çekiyor? Markanın H, markanın imzası olan, logosunda da bulunan H şekilli aydınlatmalar karşımıza çıkıyor. Aslında markanın verdiği bilgiye göre otomobilin içerisinde ve dışarısında 100'den fazla bu detayı görebiliyoruz ki iç mekanda da ben görebildiğim yerlerde sizinle paylaşıyor olacağım. Mesela dış tasarımda görebildiğim alanlardan bir tanesi de bu tampondaki H şekli oldu. Açıkçası Hyundai burada pek çok yere güzel bir şekilde gizlemeyi başarmış. Onun dışında bu otomobil aslında baktığımızda şöyle önden ve yandan her yerden bakalım. Kübik bir tasarıma sahip. Böyle bir tasarımın aerodinamik olmasını çok fazla beklemezsiniz ama markanın verdiği bilgiye göre 0.28 cd hava sürtünme katsayısı var ki bu da gerçekten böyle bir tasarımdan beklenmeyecek bir değer. Tabii ki burada Hyundai mühendisleri ilginç bir çalışmaya imza atmışlar. O da nedir? Otomobilin altında hava akışını sağlayan özel bir yapı var. Bunun da dışında hemen şöyle kameranın yanlarında iki tane kapakçık görüyorsunuz. Bunlar aktif hava kapakçıkları. Şu an durduğu için kapalı halde ama ilerlerken örneğin motorun soğutma ihtiyacı olduğunda bu hava kapakçıkları açılarak motorun soğutmasını arttırabiliyor. Kapandığında da hava sürtünme katsayısına katkı sağlıyor. Hemen yan tarafta dikey hava girişlerimizi görüyoruz. Böyle güzel, ilginç bir tasarım olmuş. Yan tarafta böyle köşeli çamurluklar dikkat çekici görünüyor. Otomobilin bu kübik tasarımına güzel bir uyum sağlıyor. Tabii ki uçlarda siyah plastik dodikler var ama benim otomobilim siyah renkli olduğu için böyle çok güzel uyum sağlamış. Çok fazla dikkat çekmiyor. Türkiye pazarında satışa sunulan versiyonlardaki tek bir donanım seviyesi geliyor. Progresif. Onda da şöyle 20 inçlik çift renkli alaşım jantlarımızı görebiliyoruz. Yan aynalarımızda kameralar var. Bu otomobilde 360 derece görüş sistemi de bulunuyor. Şöyle yan tarafa uzaktan şöyle bir bakacak olursak şöyle bütün halinde göstermek istiyorum size. Yani açıkçası baktığınızda A sütunundan D sütununa kadar geniş, büyük pencerelerle dolu olduğunu görüyorsunuz. Yani otomobilin içi gerçekten çok ferah görünüyor. İçerisine bindiğinizde hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz. Zaten yüksek ve geniş bir otomobil. Üzerindeki cam tavanları da eklediğinizde aracın her yanından ışık alan bir yapıyla karşılaşıyorsunuz ki gerçekten mükemmel ki kamp alanlarında bu otomobili kamp aracı gibi kullanmak bile mümkün. Arkası da oldukça ilginç tasarıma sahip. Hemen yine burada H şekilli LED stop lambalarımız bulunuyor. Şöyle gayet güzel. Açıkçası bagaj kapağı oldukça uzun, aşağıya doğru uzanıyor. Herhangi bir eşik yok. Bütün koltukları katladığınızda aracın içerisinde sanki bir kamp yapılacak, çift kişilik bir yatak açılacak kadar büyük bir alan oluyor. Ama ben burada Santa Fe'de tek beğenmediğim yer bu arka kısım oldu. Biraz orantısız geldi bana. Santa Fe yazısı çok büyük, hibrit yazısı çok küçük ve köşede. Bu farlar sanki biraz aşağıda kalmış. Sanki bir şey olmamış gibi geldi bana ama siz kendi fikriniz nedir? Burada yorumlarda yazabilirsiniz. Onun dışında ben bütün gövde tasarımını çok beğendim. Bagaja geçmeden önce şuna değinmek istiyorum. Hemen şurada arka geri görüş kamerası bulunuyor. Tabii ki bu pek çok otomobilde var ama şurada ilave bir kameramız daha mevcut. Spoiler üzerinde yer alan. Otomobilde dijital dikiz aynası bulunuyor. Bu kameradan besleniyor. Yani bu kameradan elde ettiği görüntüyü direkt olarak dikiz aynasında görebiliyorsunuz. Bu da standart donanımlar arasında. Hemen şöyle ben bagajla başlayayım. Elektrikli bagaj kapağımız var tabii ki. Dediğim gibi oldukça geniş ve yüksek bir bagaj kapağı. Otomobili ilk aldığımda bu 3. sıra koltuklar aktif değildi. Katlı haldeydi. Ben açtım bunları görebilmek için ne kadar bir mesafe sunuyor, ne kadar bir oturma alanı sunuyor diye ama bunları katladığınızda doğrudan şöyle bir katlayabilecek miyim?
Tabii ki öndekiler nedeniyle tam katlayamadım ama doğrudan katladığınızda böyle dümdüz bir zemin oluşuyor. Otomobilin ikinci sıra koltukları, üçüncü sıra koltukları katlandığında 2200 litrenin üzerinde bir bagaj hacmi sunuyor. Bu koltuklar, yani ikinci sıra koltuklar aktifken de 681 litre bagaj hacmi sunuyor ki bu da eski nesile göre 57 litre arttırılmış öne çıkan detaylardan bir tanesi. Bagaja baktığımda zeminin halı kaplı olduğunu görüyorum. Yanlarda böyle sert plastik bir malzeme beni karşılıyor. Şunlar ikinci sıradaki koltukları tek tuşlu otomatik olarak katlamak için kullanılıyor. Çok pratik kullanım sunuyor. Pratik kullanım sunan detaylardan bir tanesi de tam demiştim ya, bu otomobil aslında bir kamp aracı gibi kullanılabilir. 220 voltluk güç çıkışı bulunuyor. Üçüncü sıra koltuklar için havalandırma ızgaralarımız, klima ayarları ve USB Type-C çıkışlarımız ve 2 adet bardaklık bulunuyor. Yani Hyundai burada üçüncü sıra koltuktaki yolcuları da tam anlamıyla düşünmüş. Hemen şurada bagajda bir de 12 voltluk güç çıkışımız bulunuyor. Bagajımız da bu şekildeydi. Arka kısımdan devam edelim. Kapımız çok geniş açılıyor. Çok büyük bir kapı. Gerçekten hani bebekli aileler için de çocuk koltuğu açısından çok kullanışlı olacağını söylemek lazım. Yani şöyle bakar mısınız? Şurası ne kadar büyük görünüyor. Hemen şöyle kapı içinden başlayalım. Kapı içinde şöyle bir perdemiz var. Pratik özelliklerden bir tanesi. Güneşli havalarda arka yolcuların rahat etmesi için. Üst tarafta dikişli deri malzememiz var. Yumuşak, şöyle ahşap görünümlü detaylar ve fırçalı alüminyum şeklinde parlak detaylarımız mevcut. 3 kademeli koltuk ısıtma mevcut arka tarafta. Buralar beyaz şekilli dikişli deri kullanılmış. Kapı panellerinde dahi 2 adet bardaklığa yer vermiş Hyundai ve şurada gördüğünüz gibi 1 adet su şişesine yer verecek kadar depolama alanımız mevcut. Bose ses sistemi var bu araçta. 12 hoparlörlü. Şöyle zaten kapı panellerinde de simgesini görebiliyoruz. Arka koltuklar oldukça konforlu. Oturdum. Zaten bu otomobilde baş mesafesi denemek çok da doğru olmaz. Ne kadar yüksek olduğunu dış tasarım da gördüğünüz kübik bir tasarım. Arkaya doğru eğim kazanmayan dümdüz bir tasarım söz konusu. Şöyle ön koltuk bana göre ayarlı. Arka koltuklardaki diz mesafesinin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki bu arka koltukları şöyle bir alacak olursak tek tuşla katlayabilirsiniz bu arada. Ama böyle tek tuşla basarak örneğin şöyle bir kademe daha yükseltebilirsiniz. Tabii ki en doğru oturuş bu olacaktır. Öbürü çok yatık arkada, hele 3. sıra koltuklarda insan varsa çok rahatsız olabilir. Onun dışında deri koltuklarımız var. Dediğim gibi arkadakiler ısıtma özelliğine sahip. Kapı panellerinde bardaklık var ama onun dışında Hyundai buraya bir kolçak ve bardaklık da eklemeyi ihmal etmemiş. Orta tarafa bakmak istiyorum. Normalde bir otomobilde burada alt segment dahi olsa USB Type-C çıkışlarını görürsünüz. Bir de bir cep gibi bulunur veya bir de havalandırma ızgarası bulunur. Ama burada Santa Fe'de premium segmentten bile müşteri çalabilecek bir otomobilde buranın boş olduğunu görüyoruz. Sadece şurada bir depolama alanı sunuluyor bizlere, aileler için. Tabii ki bunlar yok mu? Var. Nerede? İşte burada USB Type-C çıkışlarımız ön koltukların yan tarafında, sırtlıklarında bulunuyor. Orta kısımla ilgili dikkatimi çeken bir diğer detay da Hyundai'nin şu kullanışlığa dahi yer vermiş olması. Şöyle normalde orta konsolda şu kapağın şöyle açılmasını beklersiniz. Zaten her otomobilde böyledir ama Hyundai burada arkadaki yolcuların da buraya erişebilmesi için şöyle bir alan yapmış. Yani bu kol dayamanın altındaki alana hem önden hem de arkadan açarak erişebiliyorsunuz. Havalandırma ızgaralarımız da şurada hemen direklerde yer verilmiş. Hyundai burada değişik bir tasarım, değişik bir konumlandırma yapmış. Hemen şöyle burada iki parçadan oluşan cam tavan bulunuyor, sunroof bulunuyor demiştim. Bu öndeki açık şu anda. Ben oraya kameramı bağlamıştım. Burada da arka yolcular için tabii ki büyük bir sunroofumuz bulunuyor. Perdesi kapalı şu anda. Öndeki şu düğmelerden zaten direkt perdesini açabiliyorsunuz. Arka kısım açılmıyor ama öndeki sunroof açılabiliyor. Hemen şöyle siz arka kısmı incelerken ben de otomobilin altyapısı ve değişen boyutlarıyla ilgili bazı bilgiler paylaşayım sizlerle. Otomobil N3 platformu üzerine yükseliyor. Yani bu platformu aslında Tucson'da ve son nesil Staria modellerinde de görüyoruz. Ama Santa Fe biraz daha modifiye edilmiş, biraz daha uzatılmış versiyon üzerine inşa edilmiş. 4830 mm uzunluğa sahip, gövde uzunluğuna önceki nesle göre 45 mm daha uzun. 1900 mm genişlik var. Genişlik tarafında herhangi bir değişiklik olmamış. 1770
mm. Buradaki yüksek tavan raylarıyla beraber bu da eskisine göre 60 mm daha fazla olduğu anlamına geliyor. Tabii ki değişen uzunluk, artan uzunluk aks mesafesine yansımış. 1815 mm'lik bir aks mesafemiz var. Burada da 50 mm'lik bir artış söz konusu. Burada baktığımız zaman tabii ki bu aks mesafesi arttı. Ne oldu diyebilirsiniz. Bunun da cevabı tabii ki 2. sıra ve 3. sıra koltuklardaki diz mesafesinde çıkıyor. Yaklaşık buralarda 20-30 mm'lik artış yaşanmış. Bunun dışında Hyundai'nin belirttiğine göre 3. sıra koltuklardaki baş mesafesi de eskisine göre iyileştirilmiş durumda ki zaten otomobilin arkaya doğru düz biçimde uzanan çatı hattından da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İkinci sıra koltuklar aktifken de 628 litre bagaj hacmi sunuyor ki bu da önceki nesle göre 57 litre arttırılmış. Bu da öne çıkan detaylardan bir tanesi. Evet, şu anda yeni Hyundai Santa Fe'nin iç mekanındayız. Yani açıkçası iç mekanı ilk gördüğüm zaman, ilk oturduğum zaman dışarıdaki tasarımıyla ilgili hani Kuzey Amerika pazarındaki tüketicinin beğenisine göre tasarlanmış, orada satmak üzere tasarlanmış demiştim ya. Aslında iç mekanda da aynı durumun söz konusu olduğunu, aynı durumun devam ettiğini söyleyebilirim. Baktığımız zaman öndeki direksiyon simidinde bile göbeğinin böyle uzun, aşağı doğru uzun tasarlanması hep bana böyle Amerikan otomobillerini, Amerikan markalarını hatırlattı. Yine aslına baktığımızda yani tamam direksiyon yapısı gereği yuvarlak bir tasarıma sahip ama otomobilin dış tasarımındaki o köşeli yapı bu direksiyon simidinin göbeğinde ve buradaki kontrol tuşlarında da devam ediyor. Burada yine kutu benzeri tasarımların yer aldığını görüyoruz. Evet, otomobilde birçok sürüş asistan sistemi var. Onlardan da bahsediyor olacağım ama şu anda zaten trafik tanıma sistemi az önce devreye girdi ve hemen tabii ki şeritten ayrılma uyarısı da devreye girdi ve bir titreşim vererek direksiyona beni yolda tutmaya, uyarmaya çalıştı. Gayet güzel bir tasarım dili uygulamış burada Hyundai ve dışarıdaki o farlarda gördüğümüz H motifleri aslında otomobilin iç mekanında da devam ediyor. Burada da ona benzer detaylar görüyoruz. Örneğin şu havalandırma menfezlerinin yapısı baktığımız zaman birer H harfi oluşturuyor. Bu tarz detaylar güzel düşünülmüş diyebilirim. Böyle ben otomobillerde iç ve dış tasarımda birbirini örtüşen tasarımları seviyorum, detayları seviyorum. Hyundai tasarımcıları da burada güzel bir çalışmaya imza atmışlar. Kapı içleri gayet güzel. Arkadaki gibi kol dayama yerlerinde yumuşak deri malzemelere yer verilmiş. Üst kısımlarda da yine görece dikişli deri malzemeler, yumuşak deri malzemeler karşımıza çıkıyor. Ama onun dışında tabii ki bu iç tarafların, özellikle alt tarafların depolama alanının yer verdiği alanlar plastik, yani biraz sert plastik şeklinde karşımıza çıkıyor ama dediğim gibi hani kol dayama olan alanlarda güzel yumuşak materyaller kullanılmış. Otomobilin kalite hissiyatını arttıran detaylar. Tıpkı bu kapı panelinin üst tarafındaki dikişli deri gibi, iki parçalı oluşan deri yüzeyi gibi konsolun üst kısmı da yine yumuşak böyle dikişli deri malzemeden oluşuyor ve baktığım zaman oldukça yumuşak olduğunu görüyorum üst katmanın. Ortada ise böyle çift renkli bir tema oluşturan daha farklı bir deri malzemeye yer verilmiş ama üst taraf kadar yumuşak değil. Hafif sert burası. Alt katmanda ise yine kapı içlerinde gördüğümüz o ahşap görünümlü parçalar, detaylar devam ediyor. Yani aslında biraz kalabalık göstermiş diyebilirim otomobili. Böyle konsol çok katmanlı ve her katmanda farklı bir malzemeye, farklı bir renge yer verilmiş olması biraz kalabalık göstermiş. Ama bütün olarak baktığında otomobilin kalitesine, lüks hissiyatına yakışan bir tasarım olmuş diyebilirim. Hani buradaki ekranın oldukça hızlı çalıştığını, tepkisel olduğunu ve grafiklerinin çok iyi olduğunu söylemek mümkün. Bu konuda dediğim gibi diğer Hyundai modelleri de gayet başarılı. Bu ekranlar dışında ortada da bir ekran yok ama hem klima kontrolleri için ve diğer kontroller için hem mekanik tuşlardan hem de dokunmatik tuşlardan oluşan, dokunmatik panelden oluşan büyük bir panel beni karşılıyor. Yani neredeyse bir multimedya ekranı büyüklüğünde bir panelden söz ediyoruz burada. Çift bölgeli otomatik klimamız mevcut. Burada birçok ayar yapabiliyorsunuz. Burada işte yokuş iniş desteği benim dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi oluyor. Auto hold tuşu var. Drive ve terrain dediği, yani sürüş ve zemin adı verilen iki farklı menü var burada. Bu tuşa bastığınızda dijital gösterge panelinde iki menü açılıyor. Buradan sürüş modunu Eco Sport veya Individual olarak ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında sağa doğru tıklayarak zemini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da mesela ben terrain kısmına geldiğimde Snow, Mud, Sand, yani kar, çamur ve kum olmak üzere üç farklı mod beni karşılıyor ve ben şu anda
normal sürüş modunda, eko sürüş modunda yoluma devam ediyorum. Direksiyonun hemen arkasında kulakçıklar var. Bunlar vites için değil, rejeneratif frenlemenin seviyesini arttırıp azaltmak için. Evet, şimdi hafif arazi sürüşüyle beraber otomobilin teknik detaylarından da bahsedeyim sizlere. Boyutlarından ve tasarımından yeterince bahsettim. Gayet güzel, çekici bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii ki motor tarafında neler sunuyor bize? Bir kere 1.6 litre turbo hibrit motorla Türkiye pazarına geliyor. Burada 1.6 litre 1598 cc'lik bir turbo benzinli motorumuz var. Yanlış hatırlamıyorsam tek başına 178 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor. Hemen şuradan geçeceğim. Gayet güzel de bir yer ve çok başarılı bir şekilde 4x4 sistemiyle buradan geçmeyi başardı. 1.49 kWh'lik ufak bir lityum iyon bataryamız var. 270 voltluk bir batarya bu. Ve 47.7 kW yani takribi 59 beygir güç ve 265 Nm tork üreten bir elektrik motorumuz var. Bu iki gücün kombinasyonuyla beraber 215 beygir güç ve 367 Nm tork açıyor, çıkıyor totalde bu otomobilde. 4x4 sistem var, farklı sürüş modları var. Bunlar Eco, Sport ve Individual olarak değişiyor. Individual'da siz kendi dinamiklerinize göre değiştiriyorsunuz. Eco modunda rejeneratif frenlemeyi kullanabiliyorsunuz ki gerçekten Hyundai bir hibrit araç olmasına rağmen rejeneratif frenlemeyi farklı seviyelerde başarılı bir şekilde kullanmayı başarmış. Bunu direksiyonun arkasındaki vites kulakçıkları sayesinde ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik modu da var. Basılı tuttuğunuzda otomatik modunu alıyor. Şurayı da şöyle geçeyim hemen. Yani güzel başarılı bir rejeneratif frenlemeye yer vermişler. Bunlar tabii ki otomobilin ekonomisini, yakıt ekonomisini arttıran detaylar. Şöyle hızlıdan geçeyim. Santa Fe'nin son hızı 180 km/saatle sınırlı. 0-100 hızlanmasında 9.8 saniyede tamamlıyor ki gerçekten böylesine büyük 2060 kilogram civarında yanlış bilmiyorsam ağırlığı sürücü dahil böylesine ağır bir D segment SUV'nin 10 saniyenin altında 0-100'ü tamamlaması gerçekten güzel bir değer. Ortalama tüketimi 7.3 litre fabrika verisi. Tabii ki her şey fabrikaya göre olmuyor. Örneğin ben şöyle havalimanından bizim yemek yediğimiz yere kadar olan 45 kilometrelik, 45-50 kilometrelik mesafede yaklaşık 70-60-70 kilometre saat hızda tek şeritli yolda virajlarla beraber sürdüğümde eco modunda ve rejeneratif frenleme tamamen aktif olduğunda 6.7 litreye kadar düşürdüm. Ama şu anda mesela bu yolu da git gel yaptığımda burada düşük hızda 7.2 litreye çıkmış şu anda yakıt tüketimim. Tabii ki bu otobanda daha farklı olacaktır. Biraz daha otoban sürüşünde fark edecektir. Şehir içinde trafikte biraz daha fark edecektir ama benim şu anda elde ettiğim ortalama değer bu. Tabii ki bu arabalar şu anda 0 kilometre. Onu da belirtmek lazım. Hemen şöyle görüyorsunuz ne kadar, yani tam off-road olmasa da soft-road tadında güzel bir rotada kullanıyoruz şu anda. Dediğim gibi bu otomobiller 0 kilometre, daha rodajı da yapılmamış. Hani ileride açıldığında belki yakıt tüketimi biraz daha iyileşecektir diye düşünüyorum. Sürüş kısmı oldukça başarılı. Süspansiyon tarafında, arka tarafta çok noktadan bağlantılı, bağımsız süspansiyon kullanılıyor. Şehir içinde çeşitli ilçelerden geçerken toprak yolda kullandım. Kasislerde, çukurlarda, hafif bozuk asfalt yolda kullandım. Paket taşlı yollarda kullandım. Herhangi bir konfor tarafında kusurunu hissetmedim. Kasislerde güzel bir şekilde ütülüyor onları. Hiçbir şekilde çok fazla hissettirmiyor. Çukurlarda çok ağır bir çukur olmadığı sürece güzel bir şekilde sönümlüyor. İçeri sert bir şekilde darbe almıyor. Ve onun çalıştığını dahi siz çok fazla hissetmiyorsunuz. Bu da güzel bence. Otomobil sanki böyle dümdüz yolda gidiyormuş hissi yaratıyor size. Bunu ben çok beğendim açıkçası. Yol ve rüzgar sesi tarafında da dediğim gibi otobanda kullanıp çok yüksek hızlara çıkma şansım olmadı ama en azından 100-105 km saat hıza kadar yalıtım konusunda hiçbir sıkıntısının olmadığına şahit oldum ben. Hem yol sesi olsun hem de rüzgar sesi olsun içeriye ses almıyor. Yalıtım konusunda da ben başarılı buldum açıkçası. Evet, şimdi yavaş yavaş gelelim fiyata ve işin özet kısmına. Hyundai Santa Fe Türkiye'de progresif donanım seviyesiyle satışa sunuluyor ve fiyatı 3.995.000 TL olarak açıklandı. Bana göre otomobille ilgili eleştirilecek temel noktalardan bir tanesi de bu.
Üreticinin kendi bünyesinde, yani Kia'yı da işin içine katarsak ki Sorento'da biliyorsunuz kısa süre önce Türkiye'ye satışa sunulmuştu. 3 milyon 995 bin TL'lik 5 koltuklu versiyonuyla beraber gelmişti. Santa Fe 7 koltuklu versiyonuyla aynı fiyatla Türkiye'ye satışa sunuldu. Aslında burada Sorento'ya bir çelme taktı diyebiliriz. Ama buna rağmen premium segmentteki farklı modellere baktığımızda bu fiyat bandında farklı alternatiflerin olduğunu görüyoruz ki Santa Fe zaten premium bir model değil, premium segmentten müşteri çalabilecek bir model olarak açıklanmıştı. Ama 4 milyon 4.3 milyon civarına çıktığımızda örneğin BMW'nin X3 modelini ki giriş versiyonu 4 milyon TL'ye bile alabiliyoruz. Mercedes tarafında ise Mercedes GLC'yi 4.3 milyona giriş seviyesi GLC 180 ile beraber alabiliyoruz. Tabii ki burada müşterinin marka algısı, neler talep ettiği, bu fiyata neler beklediği gibi etmenler devreye giriyor. Ama tabii ki bu yüksek fiyat eleştirilecek temel noktalardan bir tanesi dediğim gibi. Onun dışında Santa Fe'nin eleştirilecek temel noktalardan bir tanesi de ki bu genel kanı, arka tarafta stopların yerleşimi biraz eğreti durmuş, biraz aşağıda kalmış. Bunu ortalasalar da en azından dikey konum olarak belki göze daha hitap edebilirdi ama bu çok büyük bir sorun mu? Hayır. Yarın öbür gün bir makyajla bunların yerleri değiştirilebilir ve göze daha çok hitap eden bir arka tasarıma geçiş yapılabilir. Peki 4 milyon TL yüksek fiyat dedik. Bu fiyata neler vaat ediyor bize? Şöyle kısaca bir özetleyelim. 1.6 litrelik güzel, hem ara hızlanmalarda hem kalkışlarda bu 2 tonluk otomobili, bu heybetli otomobili hiç de zayıf bırakmayan, gayet hızlı tepki veren, güçlü tepki veren bir motor alabiliyoruz. Bu motor 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Gayet güzel bir şekilde 0-100 hızlanmasını 9.8 saniyede tamamlıyor. Yakıt tüketimi yine ağırlığına göre, heybetine göre oldukça iyi olduğunu söylemek lazım. 5 litre fabrika verisi ama dediğim gibi 50-60 km ortalama hızlarda tek şeritli virajlı yollarda benim tüketimim 6.7 litre aralığında gerçekleşti. İlk başta tabii ki otoban sürüşü olmadığını söylemiştim ama daha sonrasında sürüş kısmımızın sonlarına doğru bir otoban sürüş imkanımız da oldu. Ben bu sürüşte otomobili limitlerine kadar test etmek ve yakıt tüketimini görmek istedim. Yani 150-160 km yüksek hızlarda yavaş yavaş tüketimimizin 8.6 litre, 9 litre ve biraz üzerine çıkmaya başladığını gördük. Bunu da not olarak eklemek isterim. Tabii ki otoban sürüşünün bir faydası da şu oldu. Yüksek hızlarda otomobilin ses ve yol yalıtımını test etme şansı buldum. Ve şu ana kadar Hyundai Santa Fe'nin kendi segmentinde en başarılı otomobillerden bir tanesi olduğunu söylemek isterim. 170-180 km saat hızlarda bile önden yandan hiçbir şekilde aynalardan rüzgar sesi almadığını, hiçbir şekilde titreşim vermediğini söylemek lazım. Yol sesi dahi içeriye yansımıyor. Bu konuda gerçekten Hyundai çok başarılı bir iş çıkarmış. 4 milyon TL'ye alabileceğimiz birçok teknoloji ve konfor özelliği var Hyundai Santa Fe'de. 12 hoparlörlü Bose ses sistemi, ambiyans aydınlatma, tepki hızı ve görüntü kalitesi iyileştirilmiş bir multimedya sistemi, projeksiyon tipi LED ön farlar, aktif hava kapakçıkları, geliştirilmiş gövde altı hava akış sistemi, 6.6 inçlik dijital panel ki bu panel üzerinden klima kontrollerini ayarlayabiliyorsunuz. Ön koltuklarda ısıtma ve soğutma, arka koltuklarda ısıtma. Bunun dışında birçok teknolojik özellik, ön çarpışma önleme sistemi 2.0, şerit takip asistanı 2.0 ki bu 2.0'lar bu sistemlerin daha da geliştirildiğini, ileriye dönük teknolojilerle donatıldığını gösteriyor. Akıllı hız limiti, şeritte kalma asistanı, akıllı park yardımı, kör nokta görüntüleme sistemi. Hyundai Santa Fe Türkiye'de 10 hava yastığıyla donatılan ilk Hyundai modeli olarak karşımıza çıkıyor ki bunlara orta hava yastığı da dahil. Evet, bunun bir ön inceleme olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Lansmanda oldukça kısıtlı bir süremiz vardı otomobili test etmek için ama elimden geldiğince ilk izlenimimi sizlere aktarmaya çalıştım. Otomobille ilgili sorularınız varsa, değinmediğim noktalar varsa veya farklı konularla alakalı sorularınız varsa lütfen yorumlara da bana belirtin. Mümkün olduğunca yorumları okumaya ve cevap vermeye çalışıyorum. Daha sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.